Tüm hazırlıklar tamamlandı. Traktörümüz, üfürme makinemiz hepsi tamamdır arkadaşlar. Allah izin verirse bugün hem buğday işleteceğiz hem de saman yapılacak ve saman da atacağız. Artık sonlara doğru geldik arkadaşlar. Sezonu kapatacağız. Herkese merhabalar, ben Naif Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Köy videosuyla, köy işleriyle. Arkadaşlar son parçalar kaldı. Onlar biçilecek. Yani bu sene gerçekten de çok geç kaldı. Buğdaylar falan. Ya bir ortada düzensizlik falan var. Köyde düzensizlik falan var maalesef. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim köy 3 köy olarak birleşik. Tamam mı? Şimdi bizim köy var. Hemen yan tarafında bir daha köy var. Onun yanında bir daha köy var. O iki köy de bizim köye bağlı. Yani toplamda o 3 köy bir köy gibi oluyor. Onu söyleyeyim. Ama ayrı ayrı köyler. Benim söylemek istediğim şey şu. 3 tane köy var. Koskoca 3 tane köy var. 3 tane köye bir tane samanlı biçer düşüyor. Niye? Yani T bu zamana kadar geldi. Geç kaldık. Yani koskoca 3 köye bir tane biçer düşer mi ya? Samanlı biçer düşer mi? Bu düzen hiç iyi olmadı arkadaşlar. Ya bu sene rezillik çekiliyor bence. Sadece biz değil. Başka insanlar da çekiyor. Yani inşallah seneye aynısı olmaz. Bu sene gerçekten de çok sıkıntılı bir şekilde geçti. İnşallah şu samanı falan bir önce yaptırırız. Ekinimizi falan biçtiririz. Rahatlarız. Çünkü artık sıkıntı olmaya başladı. Tek biçer bekliyoruz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya oyuncak gibi götürülüyor. Tamam mı? Oyuncak gibi götürülüyor. Ondan sonra yani gelivermiyor. Bir tane biçer ya, bir tane. Saçmalık. Saçmalık olduğu için ben bunu söylüyorum. Büyük ihtimal bunu izleyenler olacak. Hak veren de olacak, hak vermeyen de olacak. Ama ben doğru olanı söylüyorum. Yani 3 tane köye kalkıp da bir tane biçer tutulmaz. Bir tane biçer verilmez. Her köye birer tane verilse o daha iyi olur. Ya benim görüşüm bu. Neyse inşallah bugün gelecek. Samanımızı yapacak. Ondan sonra buğdayımızı işleyecek, yani biçecek. Allah izin verirse. Şöyle size de güzel bir video çıkarmak istiyorum. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. 2000 aboneye ulaştık sonunda. Artık bundan sonra 2000 aboneden 3000 aboneye doğru gitmek istiyoruz. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bol bir şekilde beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da kanalıma destek çıkmış olursunuz. Hadi bakalım, güzel bir videoyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, havalar sıcaklaştı. Sıcak oldu. Şöyle artık su tanklarına suları doldurup doldurup inekleri artık vermeye başladık. Malum su yetişmiyor artık. Çok az akmaya başladı. Tam bu aylarda arkadaşlar suların az aktığı zamanlar oluyor. Bu yüzden su tankını falan hep doldurduk. Buraya hazır bir şekilde koyduk. Buradan suyu veriyoruz. Burada suyu oluklarını şöyle dolduruyoruz arkadaşlar. Şu anda dolu. Görmüş olduğunuz gibi. Ya işte burası artık bu şekilde olacak. Bir ay falan, bir buçuk ay falan böyle su az akabilir. Ondan sonra sular yavaş yavaş çoğalmaya başlar gibi. Çünkü her sene böyle oluyordu. Şöyle balyamızı falan çizmiştik. Balya işini bitirdik. Allah izin verirse bu videoda da hem saman işini bitireceğiz hem de buğdayın işini bitireceğiz. Harmanı falan bitirmiş olacağız. Gerçekten de harman çok uzadı. Harman uzadığı için de can sıkmaya başladı. Can sıkıldıkça da insan kızıyor. Yani. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik bekliyoruz. Biçer bekliyoruz. İnşallah gelirse biçmeye başlayacak. Bu arada hava arka taraftan şöyle bulutlanıp geliyor. İnşallah iyi bir şekilde bulutlanır ki bize de gölge olmuş olur. Bu sıcakta kalmamış oluruz.
Sıcak olursa yanarız. Bu gerçek. Yanarız. Ama eğer bulut olursa, hava biraz serinlerse gerçekten de iyi olur. Serin serin şekilde samanımızı atarız. Buğdayımızı işlemiz. Bu şekilde olur. Şimdiki hal bekliyoruz. Biçer tarlaya girdiğini falan eğer çekebilirsem çekeceğim sizlere. Biçer beklemeye devam. Şu bulut çok güzel görünüyor. Ötekiler biraz böyle yalandan gibi geliyor ama şu bulut daha iyi. Evet arkadaşlar, şimdi amcam da geldi. Şöyle tırla tarlaya doğru gidiyoruz. İleriden döneceğiz zaten tarla yoluna da. Aslında güzelmiş ha. Evet arkadaşlar, tarla yoluna girdik. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an tarlanın yanına geldik. Amcam arka tarafa şeye bakmaya gitti. Tırın dorsesine bakmaya gitti. Şimdi ileride bakın balya falan yapıyorlar. İleride işte samanlı biçer orada. Ayçek tarlası var. Ayçek tarlası da kafa yaşmaya başlamış. Bu sene var ya hep erken oluyor. İleride de saman yapıyorlar arkadaşlar tam şurada. Tarlalar falan hep bitti. İşte bizim tarla falan kaldı. 3-5 tarla kaldı yani. Hemen hemen. Karşı tarafta da bizim tarla var. Oranın durumunu da göstereceğim size. Boyunu göstereceğim. Şimdi birazdan yürüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle köyümüzün muhtarının tarlası işleniyor. Tamam mı? Biçiliyor. Buradan sonra Allah izin verirse bizim oraya geçecek. Bizim orası biçilecek. Depoyu boşaltıyor. Sanırsam birinci depoda. Birinci depo olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biçerci arkadaşın yanına bindim. Orhangil'in tarla biçiliyor. Ondan sonra bizim tarlaya geçilecek tabii ki. Böyle samanlı bir şekilde biçiyor. Yanımda Muhammed var. Muhammed de değil mi? Evet abi. Nasılsın Muhammed, iyi misin? Allah razı olsun. İyi, Allah iyilik versin. Biçiyorsunuz. Çok güzel. Bu sene niye böyle gecikti ya? Bu sene her yer çifti, beraber çifti, o yüzden Ha. yetişmedim. Yani o da var. Valla arkadaşlar işleniyor yani, biçiliyor. Ben de biçere bindim şöyle bakmak için. Bu şekilde biçiliyor. Diğer konteyli de geldi ama. Diğer konteyl geldi. Evet, kontrol zaman çok ağır. Bu da zaten dolmuştur yani. Dolmak üzeredir bence, değil mi? Evet. Az kaldı. Az kalmış. Arkadaşlar konteyi doldu. Şimdi Muhammed konteyi saldı. Bu arada konteyli motor da geldi. Şimdi onları da tak tak çıkaracaklar. Şöyle ekranını da gösterelim. Görünmüyor ama pek güneş fazla veriyor mu? Aynen öyle. Bize çok güzel görünüyor ama şöyle eğer yaklaştırabilirsek. Yok, pek görünmüyor. Ha, güneş veriyor mu? Aynen öyle. Biz buradan izliyoruz arkadaşlar. Şu ekrandan izliyoruz. Ha, sen buradan görüyorsun ya. Ben görüyorum. Sıkıntı yok. Bak. Arka Oo. kamera demezmeden önce hemen. Oo, sistem iyiymiş arkadaşlar. Biz oradan izliyoruz da. Kamera olmasa olmuyor. Olmaz. Yok. Zor, zor olur ya. Zor olur, bir de gözükmüyor. Gözükmüyor. Uğraştırır. Arkadaşlar şöyle öte konteyi götürecek. Muhammed de işlemeye başladı. Bitiyor. Arkadaşlar Muhammed'le böyle gidiyoruz. Kuşların yavrusu falan var. Az önce buralara çıktılar. Durduk, biraz kovaladık ama. Ama şey ya, öyle ezilen falan çok oluyordur illa ki. Yok. Olmuyor bak, mu? bak, şu an bak, görürsen. Evet, gidiyorlar. Şeyde. Evet, 4-5 tane de. Aynen öyle. Siz göremiyorsunuz arkadaşlar da. Allah Allah, bak. Geziniyor bak. Annesi lan geziniyor. Yok, annesi değil bu. Bu şeylerin de. Bu bıldırcın değil mi? He, bıldırcın. Arkadaşlar bıldırcınmış da. Bir tanesini tutup gösterebilsek iyi olur aslında da. Görürsen. Gidiyorlar. Burada pek görünmüyor tabii ki ama. O da işte gitti. Şimdi bunlar direkt karşı tarafa çıkar mı?
Evet arkadaşlar, biçilmeye devam ediyor. Allah izin verirse 1,5 saati bizim oraya geçilecek. Şimdi yeni bir arkadaş transfer oldu. Oyuncu değişikliği oldu. Muhammed gitti, yeni Muhammed geldi. Arkadaşın ismi de Muhammed'miş. Muhammed ne yapıyor? Abi sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyiz, şükür, ne olsun işte. Gördüğün gibi harmanı bitirmeye çalışıyoruz. Diğer Muhammed yemek yemeye gitti arkadaşlar. Yeni Muhammed transfer edildi. Kendisi Diyarbakırlı. Diğer arkadaş da Suriyeliydi. Nasıl durumlar, iyi mi? İyi, çok şükür abi. İyi, Allah iyilik versin. Bu şekilde arkadaşlar, tarla az kaldı. Arkadaşlar şöyle eve geldim. Daha bir çeyreğimi bitirmesine daha çok var. Bu yüzden şimdi kal bekliyoruz. İyi sıcak var ya. İyi sıcak var gerçekten de. Havada bulutlu ama iyi sıcak var arkadaşlar. Mazot gelecek, onu bekliyorum. Mazot gelsin, onu bir tanka dolduralım. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Sonra da ineklere bakmaya gideceğim. Hemen hemen bir ineklere bakarken de bizim tarlaya geçerler, biçerler. Yani bu sene hep böyle var ya. Gündüz değil de hep akşama kaldık. Biçilirken. Yine bu videoda büyük ihtimal gündüz biçimi değil de gece biçimiyle devam edeceğiz gibi. Şimdiki hal mazot gelecek, onu bekliyorum. Yemek yiyeceğim, ondan sonra ineklere bakacağım arkadaşlar. Vallahi bu şekilde. Beklemeye devam. Evet arkadaşlar, mazot da geldi. Şöyle dolduruyoruz tanka. Evet arkadaşlar, mazot doldurduk. Arkadaşlar ineklere baktım. Şimdi Necati ile biraz saman attık. Saman geliyor, üçüncü konteye geliyor. Neredeyse bir konteyi geçtik attık, 1,5 konteye falan kaldı. Hızlı bir şekilde atmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Öteki konteye de yola çıkmış arkadaşlar. Şu kadar saman kaldı, bunu da atacağız bir an önce. Diğer konteyleri falan bekleyeceğiz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta şunu atmaya başlayalım bir an önce. Evet arkadaşlar, şuraya abi. He, biraz daha bu tarafa. Şimdi arkadaşlar bir konte daha geldi. Vallahi bir konte falan kaldı şurada. Vallahi inşallah gelince kadar atabiliriz. Sen at, sen at, at sen, at, at lan, sen aslanı. Şimdi arkadaşlar konte yıkılıyor. Cati, boruyu al, boruyu, boruyu. Boruyu o tarafa at. Oraya asıl, asıl. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Kaç dakikaya geliyorsun sen böyle ya? 15-20 dakika.
Valla bir önce atmaya çalışıyoruz da anca oluyor. Bir Honda'ya bir indirsek olur aslında. Görüşürüz. Arkadaşlar üçüncü Honda'ya geldi. Abi de geldi yıktı. Bizim Necati atıyor şimdi. Şöyle atmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım atmaya devam. Evet arkadaşlar dördüncü Honda'ya geldi. Gel. Az da o tarafta, az da o tarafta gidebilir mi? Gel. Abi. Az öne. Az öne varabilir, az. Ha. Evet arkadaşlar, burada da Ontey Biçer'in patronu var. Abi merhaba. Merhaba kardeş, kolay gelsin. Sağ olasın, size de kolay gelsin. Nasılsın, iyi misiniz? Çok şükür, geçip gidiyor. Allah iyilik versin abi. Kolay gelsin, görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gitti, biz şu şeyi çıkaracağız. Boruyu çıkaracağız, saman altında kaldı. Onu bir çıkarmamız lazım. Tutsan Cadi. Arkadaşlar son konteyi de yıktı, dördüncü konteyi. Boruyu falan kurtardık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ya o değil de hem rüzgar mahvediyor arkadaşlar. Bir de gerçekten de bak rüzgar var, öyle bir mahvediyor ki bizi. Atıyoruz, bir de uzak kaçıyor. Bizim traktör tarlaya gitti. Samanlı biçerlerin, işte samancıların arkadaşlar traktörü bozulmuş, arıza yapmış. Şimdikal hem kendi birinci traktörleriyle çekecekler, hem bizim traktörlerle çekmeye çalışacaklar. Biz yine eşit haliyle işimizi görüyoruz. Burada şu an 4 kontey oldu. Atmaya devam edeceğiz. Eğer olmazsa güneş batıncaya da atmaya devam edeceğiz. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar ondan sonra. Bir 3-4 kontey de arkadaşlar, şurada küsmelik var. Hatırlıyorsanız daha önceki videolarda göstermiştik. Burayı temizledik. Buraya belki saman dökeriz diye. Bu yüzden burayı falan hep temizlediydik arkadaşlar. Vallahi bu şekilde. İneklere falan baktık zaten. Hatta şöyle bir şey yapayım. Ağrı da bir kontrol etmek istiyorum. Acaba saman atarken ağrın içindeki samanlık kapısı açıldı mı açılmadı mı? Onu da bir kontrol etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kapı açılmamış. Açılsa direkt içeriye şey yapacak. İneklere falan baktık. Bunlar da burada duruyorlar. Biraz toz olmuşlar ama yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Arkadaşlar Cihat geldi. Şu saman hemen bir kakalayıverelim. Cihat'a telefon açmıştım. Cihat'ın saman da orada arkadaşlar. Cihat da saman atacak. Şimdi Cihat da traktörle gelecek. Sağ olsun. Aradık hemen. Sen niye geziniyorsun burada ya? Hani bizim diğer köpeğimiz nerede? He? Kenara çekil.
Gel. Bu tarafa kakalayacak. Yine boru kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de burayı kakalasın yeter. Nereden geliyorsun lan? Dışarıda. O zaten dışarıdasın. Zaten dışarıdasın. Abi işte köyün içinden geliyorum. Arkadaşlar Cihat böyle topladı. Şimdi motoru da oraya durdurdu. Valla atabildiğimizi atacağız. Atamadığımızı yarın sabah atacağız arkadaşlar. Bu arada güneş de batmaya başladı. Yavaştan yavaştan. Atacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar ayranımızı içtik. Biz bir anlaşma yaptık. Cihat, Necat, ben üçümüz atacağız. Benim buraya attıkça Cihat'ın orayı da atacağız. Yani iş birliği yapacağız ki yorulmayalım. El birliğiyle hepsini atacağız. Biraz daha motorla çalıştıracağız. Samanı bitireceğiz bugün. Yarına bırakmayacağız. Vazgeçtik. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi neredeyse yarım konteyn falan kaldı. Cihat, Necati ben atıyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Konteyn gelmedi. Dördüncü konteyn hepsini atacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Bizikini attıktan sonra Cihat'kine geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi attık ama rüzgar çıktı. Şimdi bir kola falan içeceğiz. Ondan sonra Cihat'ına geçebiliriz. Yani vallahi bu şekilde arkadaşlar. Gel. Bu taraf. Arkadaşlar 7. konteye geldi. Bakın samanı bitirdik zaten. Gel. Cihat iyi mi? Cihat. Gel. Az da o tarafa geldi. Cihat şu altta kalmaz mı? Az daha geleceksin mi? Tamam. Biraz daha gel. Nasılsa bitirmişiz değil mi amma? Bitirmişiz değil mi amma? Arkadaşlar Muhammed motora geçmiş. Az daha gel Muhammed. Oldu mu? Hop! Cihat iyi mi? Kaldır. Arkadaşlar şimdi kaynak yapıyoruz. At kıvrıldı. Arkadaşlar şöyle yemeğimizi falan yedik. Şimdi birazdan saman atmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar son konteyi de geldi. Samanın arkasına yıkılıyor. 8. konteyi. Dediğim gibi bundan sonraki samanları da küsbeliye yıkacağız arkadaşlar. Bu arada hem rüzgar esiyor, hava işte soğur gibi olmuş ya. Üşüdüm biraz ya. Üstüme bir şeyler giyeyim bari. Yürü.
Biraz o tarafa doğru gitti ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi garajın önüne geldim. Bizim samanlık doldu. Maalesef dışarıda 1,5 konteyner kaldı. Şimdi birinci konteyneri de yıktık. Küsbeliği. Bundan sonra 1-2 tane daha gelecek. Ondan sonra bizim işimiz tamam. Şimdi Cihat'ın samanını atmaya gideceğiz. 6 konteyner de orada var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Cihat'ın oraya geldim. Şimdi Cihat'ın samanı atmaya başladık. Ben de birazdan girişi yapacağım. Hemen Cihat'ın samanı da hallederim, işi bitsin. Saman işi kapatsın arkadaşlar. Bizim saman tamamdır. Arkadaşlar saat 12.30, 1'e doğru geliyor. Bu arada ikinci konteyner de yıkıldı buraya. Arkadaş yavaş yavaş yıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi su dolduracağım. Arkadaşa suyu vereceğim arkadaşlar. Cihat'ın samanı attık. 1,5 konteyner falan kaldı. İnşallah onu da çaydan sonra atacağız. Şimdi çay içeceğiz. Ondan sonra o 1,5 konteyneri de atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hem saman işi bitecek hem de buğday biçilmiş olacak. Yani 2024 harman sezonunu bitiriyoruz. Son. Yani ilk önce start verdik. Sonra da ne yaptık? Bitirdik. Arkadaşlar şöyle çay molası da verdik. Çay içiyoruz. Saat 1 oldu. Nicat köpürtme oğlum şunu ya. Köpürme olur mu böyle ya? Bu arada arkadaşlar ileride de babamgil geldi. Son konteyi de yıkıyorlar. Cihat gitti kepçeyle oradaki samanları kakalıyor arka tarafa. Biz de Necat ile burada şu an çay içiyoruz. Cihat'ı bekliyoruz. Cihat'ın 1,5 konteyi falan kaldı. Allah izin verirse onu da atacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çayı içtik. Saat 1,5'a doğru gidiyor. Şimdi şu son kalan 1,5 konteyi de atacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor. Gaz ver birazcık. Çalıştırdık arkadaşlar şimdi. Cihat'ı! Cihat'ı! Ev! Verme verme. Cihat kaka lazım ilk önce, ondan sonra ver. Sal. Cihat kakalasın, ondan sonra şey yap. Arkadaşlar rüzgar yine bu arada çıktı. Gazı ver. Abo tozun gelişine ya. Arkadaşlar tozun gelişine bakın ya. Tozun gelişi var ya, ne biçimdi. El şeyi nasıl? El gazı nasıl? El gazı nasıl? El gazı lan. Atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar saman kaldı. Evet arkadaşlar, samanı bitirdik. Vallahi var ya, öldük. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Saatte birazdan göstereceğim. Cihat bitirdik. Bitirdik. Saat kaç? 3. Hatta burada inanılmaz belki ama telefonu çıkarıp göstersek. Arkadaşlar bayağı bir attık, bitirdik. Sona doğru artık hani olur ya, aksilikler olur, dalga geçilir gibi, bu şey illaki oluyor. Saat bir gösterelim. Telefon çıkar. Bakın saat kaç arkadaşlar? Saat 3.12.
görmüş olduğunuz gibi. Vallahi var ya. Sabahlayacağız ha neredeyse. Bir 4-5 konteyde olsa resmen sabahlayacağız arkadaşlar. Ama hiçbirimizin hali dermanı kalmadı vallahi var. Aynen öyle. Sorun çıkardı. Arkadaşlar hem sabah bitti hem biz bittik. Saat 3.30. Sabah ineklere uyanılacak. Şimdi eve girip biraz uzanacağım. Yatacağım. Şöyle 1.5-2 saat yatayım. Ondan sonra ineklere bakılacak sabah. Vallahi yorgunluktan ölüyoruz. Benim bel falan tutuldu. Bel falan gitti. Vallahi samanı bitirdik. Bu süre biraz değişik oldu. Ama bitirdik. İşler bitti. Harmanı bitirdik. Kapattık. Seneye kadar harman işi yok arkadaşlar. Yorucu geçti ya. Saat 3.30 oldu. Ayaktayız. Yapacak bir şey yok. Eğer samanı şimdi atmasaydık yarın atacaktık. En azından şimdi atalım da dedik. Attık. Hem Cihat'ını attık hem bizikini attık. Arkadaşlar iyi oldu. Allah izin verirse yarına da bu ufak tefek işler var. Onu da halledeceğiz. Ondan sonra da işimiz tamamen bitiyor. Harman sezonunu kapatacağız komple. Yarın ineklere bakayım. İneklere baktıktan sonra geleyim eve. Güzel bir şekilde böyle yatayım. Vallahi yatacağım. Yatacağım. Yani o derece yorgunum artık. Neyse arkadaşlar fazla uzatmak da istemiyorum. Aşağıdan beğenirseniz sevinirim. Sizler için bir yandan da video çekmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz benim için önemli. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.